Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Para Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve 7 Kasım 2013 Perşembe bugün. Bugün ve yarın piyasalar açısından önemli bir gün. Biliyorsunuz her sabah, her Perşembe sabahı Cüneyt Paksoy da bizlerle birlikte oluyor ama şu an aldığımız habere göre İstanbul'da biraz yağış var. Dün akşamdan beri yağıyordu yağmur. Trafik sıkışmış durumda. Şu an trafikte Cüneyt Paksoy ama zannedersem yayın içerisinde gelecek ve yerine oturacak. Geldiği anda onunla sohbetimize devam edeceğiz. Ama onun öncesinde de sizlerden gelen soruları en azından Cüneyt gelene kadar ben kendi bildiğimce cevaplayacağım. Bunun öncesinde ise piyasalarda acaba bugünlerde neler olabilir? Sırasıyla bir gitmeye çalışacağım. Borsa yatırımcısı 80.500'den bu yana bir miktar üzgün. İki defa borsa endeksi 80.500'ü gördü. Dün 74.700 seviyesine kadar düştü ki yani 74.500 desek yaklaşık 6.000 puanlık gerileme hiç az bir şey değil. Yani görülen en yüksek seviyeden en dip seviyeye doğru yaklaşık 6.000 puanlık bir gerileme oldu. Ama ortalamasını baz alacak olursak 5.000 puanlık bir gerileme oldu. Oldukça yüksek bir gerileme. Hani 70.000'lerden ve 80.000'lerden olduğu için de yaklaşık olarak %8 civarında borsa değer kaybetti. Şimdi borsa yatırımcının kafasındaki şimdi alalım mı sorusu var. Bu sabah gelen bir iki tane soruda hemen işte borsada alım yapma zamanı geldi mi şeklinde var. Biliyorsunuz piyasalarda şöyle bir durum vardır. Beklentiler alınır, gerçekler satılır denir. Bunu herkes söyler ama içselleştirme anlamında çok fazla kişi de içselleştirmez. Yani beklentiyi satın aldığının farkına varmaz veya gerçekleşeni sattığının da farkına varmaz. Son bir haftadır biliyorsunuz en önemli gündem maddesi olarak 3 tane veri söyleniyordu. Bunlardan bir tanesi, daha doğrusu 4 veri. Bir tanesi Amerika'daki İmalat dışı ISM endeks, yani hizmetler sektörü güçleniyor mu, büyüyor mu, onu anladık. O beklentilerden yüksek gelince bizim piyasamızda 76.000 seviyesinde oluşturmaya çalıştığı desteği aşağı kırdı ve 74.750'ye kadar borsa endeksi düştü. Bunun sonrasında çok önemli verilerden iki tanesi bugün gelecek. Bunlardan bir tanesi saat 15.30'da Amerika'nın ikinci çeyrekte ne kadar büyüdüğünü öğreneceğiz. Amerika büyüme verilerini açıklarken 3 tane tahmin yapıyor. Yani ikinci çeyrek verisi daha önce açıklanmıştı. Daha sonra bir daha açıklandı ve bugün son açıklama gelecek. İlk gelen veriler daha sonra revize ediliyor ve ikinci çeyrekte Amerikan ekonomisi %2,5 büyümüştü ikinci yapılan açıklamada. Bugün üçüncü açıklama var ki bu aşamada %2 bekliyor piyasa, yani 2,5'dan 2'ye revize edileceğini bekliyor. Bir miktar daha önce açıklanan büyüme verisinden bir miktar daha düşük bir büyüme gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu büyüme ama eğer 2,5 gelirse veya 2,6, 2,7 gibi bir rakam gelirse ki böyle bekleyenler de var. Böyle bir durumda Amerika Merkez Bankası Fed'in tahvil alım programını azaltmasını erkene çekip Aralık ayında ilk azaltımı yapma ihtimali güçlenecek. Bu da tabii piyasalar açısından, yani bol paraya alışmış, bol morfine alışmış, ağrı kesiciye alışmış piyasalar açısından oldukça iyi haber olacak. Tersine eğer Amerikan ekonomisinde ikinci çeyrek büyüme revize edildiğinde %2'den daha düşük bir oranı düşecek olursa %1,8 gibi, bu da artık Amerikan ekonomisinde en azından büyüme konusunda çok fazla hala atak yok. Dolayısıyla parasal genişleme devam eder. Mart'a kadar sorun yok algısı güçleneceği için bizim piyasalarımız açısından olumlu olacak. Diğer bugün beklenen, diğer önemli, çok önemli bir veri. Daha doğrusu Amerika'dan gelecek ikinci veri. Haftalık işsizlik başvuruları. Eğer haftalık işsizlik başvurularında artış fazlaysa, bu da Amerikan ekonomisi için kötü bir haber ama bizim piyasalar için iyi bir haber olacak.
Diğer bir veri ise Avrupa Merkez Bankası. Bu sabah Avrupa Merkez Bankası'nın ne yapacağı konusunda beklentiler de bir miktar farklılıklar vardı. Dün piyasa uzmanlarına sorduğunuzda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin bugün öğleden sonra yapacağı toplantıda Avrupa'da faizleri indireceğini, yani 50 bas puandan 25 bas puanı çekeceğini bekliyordu piyasalar. Ama benim görüşüm o kadar net değil. Yani ben faiz indirimi beklemiyorum Avrupa'da. Özellikle Almanya'nın buna ciddi anlamda karşı çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da belki Draghi faizi indirmeyecek ama sözel müdahalede bulunmaya çalışacak. Özellikle de bu son veri Avrupa'daki enflasyonun çok sert bir şekilde düşmesi ve bu düşüşle birlikte deflasyonist bir süreç. Yani fiyatların sürekli düştüğü, maliyetler aslında çok düşmüyor ama fiyatlar düşüyorsa ekonomide bir deflasyon söz konusu. İşte ikinci veri de bu. Bu sabah itibariyle biz bir de ikinci veriyi konuşacağız. Avrupa Merkez Bankası'ndan geldikten sonra tabii yarın sabah bunun değerlendirmesini daha net yapacağız ama piyasa bu iki veriye bugün odaklandı. Bir tane de yarın var. O da tarım dışı istihdam. Amerika Merkez Bankası Fed diyor ki ben tahvil aldığım, büyüttüğüm bilançoyu daraltmaya başlayacağım. Daha doğrusu daraltmayacak. Her ay 85 milyar dolarlık alım yapıyor. Bunun 45 milyar doları devletin çıkarttığı tahvili alıyor. Yani aslında parayı basıyor, devlete veriyor Amerika Merkez Bankası. Diğer taraftan özel sektörün tahvilleri dediğimiz mortgage kağıtları dediğimiz, aynı zamanda özel sektöründe tahvillerini alıyor. 40 milyar dolarlık da her ay bundan alıyor. Yani her ay 85 milyar doları piyasaya sürüyor. Eğer Aralık'ta başlarsa azaltmaya, ne bileyim 5 milyar dolar, 10 milyar dolar azaltmaya başlarsa bu piyasalarda ciddi olumsuz etki yapıyor. Bunu da daha önce görmüştük. Şimdi özellikle şunu vurgulayacağım. Yarın bu veri de açıklandıktan sonra piyasalar yön bulacak. İsterseniz şimdi grafiği ekrana alalım arkadaşlar. Evet grafik geldi. Borsa endeksi gördüğünüz üzere yaklaşık olarak 80.500 puandan 5.000 puana yakın bir gerileme yapıyor. Daha önce gördüğümüz dipler var ve bu dip seviyeler henüz test edilmiş değil ama görülen en düşük dip seviye 73.500 seviyesiydi daha önceki yükseliş sonrasında. Şöyle bir biraz daha uzaktan baktığımızda 64.000'den başlayan yükseliş ki 64.000'e düşüşümüzün ana sebebi tamamıyla Amerika Merkez Bankası Fed'in yapmış olduğu, Fed Başkanı Bernanke'nin yapmış olduğu açıklamalar ki azaltabiliriz mesajını vermiş olduğu için bu şekilde sert bir düşüş vardı. Bundan sonra borsa tabii bir şurada ters omuz baş omuz formasyonu yaptı ve bu formasyon gereği yükselmesi gereken yer yaklaşık 75.000'di ve oraya kadar da yükseldi. Bu aşamadan sonra zaten yükselişi destekleyen şey Eylül ayında Fed'in arttırmamasıydı. Daha doğrusu azaltmamasıydı tahvil alımını. Ve bu beklenti bitti. Bu beklenti bitince beklenti satıldı. Ve daha sonra borsa ikili dip yaptı. Sonraki toplantıya doğru tekrar olumlu bir hava başladı. Şuradaki olumlu havanın en temel sebebi tarım dışı istihdamda geçen ay açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin çok altında kalması nedeniyle artık Fed'in bundan sonra Mart ayına ertelediği inancıydı. Şimdi borsada 75.000 seviyesinde çok önemli bir 74.500 önemli bir destek var. Bunun altında 73.500. Hani 73.500'ü görüp yukarı döner mi derseniz, evet 73.500'leri test edebiliriz. Ben şu an için, şu anki verilere bakarak ki bir saat sonra bu veriler değişebilir ve benim görüşüm tümüyle değişebilir. Onu özellikle vurguluyorum. 73.500 seviyesini aşağı kırılmasını beklemiyorum. Dolayısıyla özellikle 75.000 ile 73.500 aralığını şurada toplama dönemi olarak varsayabiliriz. Grafiği bu şekilde verdikten sonra borsada en azından 73.500 seviyesinde güçlü bir destek var. Ama her zaman stoplu çalışmak lazım. Her ne kadar kırılmasını düşünmüyoruz desek de gelecek bir haberle hızla sert bir şekilde aşağıya dönebilir. Ki burada da 73.500 aşağı kırılırsa böyle bir durumda sert düşüşler olabilir. Yatırımcı bunun farkında olmalı ve buna göre mutlaka pozisyonunu belirlemeli. Evet.
Grafiği bu şekilde verdiğim sırada Cüneyt Baksoy yoğun trafikten geldi, yerini aldı, mikrofonunu taktı. Hoş geldin Cüneyt. Hoş bulduk hocam. Sen yokken ben bayağı bir analizi vermeye çalıştım. Konuşacağımız birçok konuda özet verdim. Ağzınıza sağlık. Evet, bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Borsada dün bir miktar yukarı dönüş oluyor gibi oldu ama borsa yönünü herhalde bence Cuma günkü tarım dışı istihdamdan sonra belirleyecek. Kesinlikle. Ama zaten genellikle şöyle oluyor. Bir beklenti varsa, tarım dışı istihdamı stresle bekliyorsa, o veri kötü bile gelse, yani tarım dışı istihdam kötü veri, iyi veri aslında. Amerika'da 150 bin, 160 bin artış olursa ani bir satış yeriz Cuma günü. Ve o da bir alım fırsatı olur gibime geliyor. Çünkü ondan sonraki süreçte satanlar 80.500'den herhalde o zaman 73.000, yani 7.000 puan aşağıdan bir miktar almak isteyebilirler. Önce borsayı konuşalım istersen, sonra da sorulara da bakacağız. Şimdi tabii söylediğiniz gibi 80.500'den gelen hareketin şimdilik sindirme, soluklanma, hafif tonda bir düzeltme olduğunu ben de kabul ediyorum ve yükseliş ihtimali masada kalmaya devam ediyor. Ama onun için genel anlamda benim iki kriterim var. Özellikle bugün ECB sonrası ve yarın tarım datası, tarım dışı istihdam datası sonrası yurt dışına alacağı seyir. Ben orada iki tane kritik grafiğe konsantre olmuş durumdayım hocam. Birincisi S&P 500 endeksi ki o direncini gösterdi. Dün 1770 civarında bir kapanışla tekrar yeni bir rekor kırabileceğine dair tarım dışı istihdam datası sonrası bir sinyal vermiş oldu. Yani düşüşe direnen bir S&P 500 bu muhakkak diğer borsalara da yansıyacaktır buradaki kuvvet. Bu tarım dışı istihdam datası sonrası bozulmazsa. Evet. Bir de dolar endeksi, DXY olarak grafiklerde gözlemlediğimiz dolar endeksinde kritik bir seviyeye geldik. Tarım dışı istihdam datası öncesi 80.700-800'ler, 81.000'ler oraları deniyoruz. Eğer 81.5-82 bandı maksimum kırılmaz bu cumadan sonra kapanış anlamında ve pazartesi yeni haftaya devrediş anlamında. Yani dolar, dolarizasyon başlığıyla dünyada değer kazanımına devam etmez ve oradan bir geri çekilmeyle hatta 80 binlerin altına doğru bir iniş yaparsa bu gelişmekte olan piyasalarda bir rahatlama, dolar TL tarafında bir rahatlama, faiz tarafında bir rahatlama getirecek. Senin söylediğini o zaman gösterelim bir şey. Tabii Cüneyt. Şu an arkadaşlar grafiği verirseniz DXY endeksi bu. Geldi 79 dibi gördü. Değil mi? Evet. Yani bu Amerikan dolarının diğer paralar karşısındaki hareketi. Daha önce de bu diplerden dönmüştü. Evet. Ve Euro dolar paritesi de 1.38'lere gelmişti Amerikan doları burayı görürken. Sonra yükseldi, tekrar 80.80'e geldi. Şimdi bir miktar geriliyor. Dolayısıyla sen diyorsun ki 81'i kırmazsa eğer bu. Yani 81-81.5 maksimum. Evet. Buradan bir geri dönüş yaşama ihtimali oluşursa ki 81-81.500 önemi birçok noktadan. Hem yukarıdan gelen alçalan bir trend çizgimiz var orada. Evet. Grafiklerde baktığımızda hem Fibonacci düzeltme seviyesi uyguladığımızda şöyle aşağı bizim için trend önemli, şu. Önemli bir ortalamanın aynı zamanda 100 günlük üstel ortalamanın geçtiği seviye orası. Eğer oranın üzerine dolar endeksi kendini atmaz ve dolar tüm para birimlerine karşı değer kazanımına devam etmez ise bu bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkelerde bir rahatlama. Dolar TL'de tekrar bir ikinin altına doğru bir gevşemeyi meydana getirecek. O zaman bu da borsa için pozitif olumlu bir senaryonun başlangıcı ve bu alımların, tepki alımlarının anlam kazanması anlamına gelebilecek. Ve biz belki de en düşüğü sizin de tabirinizde gördük deyip yukarıda tekrar 76-77 bin üzerinde kuvvet kazanarak tekrar bir 78.500, 79.500 ve 80.500 direnç hedeflerine konsantre olabileceğiz. Ama bu olmuyorsa biraz dikkat etmek lazım bence. O zaman sen 73.500 aşağı kırılabilir diyorsun. O ihtimal hala benim için şu Peki, an var. Peki şöyle bir çelişki doğmuyor mu? Bak, Avrupa Merkez Bankası faiz indirirse ne olur? Euro bollaşır, dolar euroya karşı değer kazanır, öyle değil mi? Euro arzı artacağı için faiz indiriminde, yani euro bollaşacağı için dolar da euroya karşı değer kazanır. O zaman 81-81.5'a doğru hareket olabilir, öyle değil mi?
Olabilir ama bizim oradaki denklemimiz tarım dışı istihdam datası sonrası asıl. Yani FED'le ilgili bir kararın spekülasyonuyla veya beklentisiyle dolar endeksini yukarı gitmekse. Yoksa euro dolar endeksinde dediğiniz gibi geri çekilme Draghi'nin açıklamalarına da bağlı. Oradaki politikalara da bağlı. Ya, diyelim ki Draghi faiz indirdi. Bu durumda dolar endeksi... Beklemiyoruz aslında. Tabii beklemiyorum. Ben de beklemiyorum. Diyelim ki faiz indirdi. O zaman dolar DXY indeksi dediğimiz doların diğer paralara karşı değerini gösteren az önceki grafimiz yukarı doğru fırlar. Bir atak yapar. Atak yapar. Faiz indirirse diyoruz. Ama faiz indirmesi öbür taraftan bizim için çok faydalı bir şey. Niye? Amerika, Avrupa'da faiz inmiş. İşler biraz daha belki rayına oturacak. Biraz daha ticaret hacmi, iş hacmi genişleyebilecek ki böyle bir durumda Türkiye onun en büyük dış satıcısı konumunda. Yani ihracatımızın yaklaşık %40'ı şu an Avrupa'ya oluyor. Oradaki birazcık canlanma ki zaten Merkez Bankası Başkanı Sayın Başçı'nın bütün hayali o. Yani bütün kafasındaki olay Avrupa'da bir canlanma başlayacak, ihracat gelirimiz artacak, iş talebi biz kıssak bile öbür taraftan ihracat tarafından net ihracat kalemi büyümeye pozitif katkı yapacak diyor. Şimdi ben o aşamada yani faizi indirdiğini varsayarsak, ben de indirmesini beklemiyorum. Faizi indirdiğini varsayarsak o zaman öbür taraftan Türkiye için olumlu bir senaryo ortaya çıkıyor. Çünkü Avrupa'nın canlanacağı beklentisiyle. Şöyle sınırlı katılıyorum üstadım o söyleminize. Kesinlikle faiz indirimi önemli ama asıl yeni likidite imkanları açacak mı? Yeni bir litro ihalesi yapacak mı? Çünkü bankacılık reformundan hep sizde bence burada bugün onu bahsediyoruz. Söyleyecek, bunun altını çizer. Faiz indirimi yapmasına şu an gerek yok. Faiz indirimi yaparsa asıl düşünmek lazım. Böyle bir silahı, yani o son silahı çünkü Draghi'nin elinde. 0.50 gösterge tahvilde politika faizde 0.50 bir şeyden bahsediyoruz. Bu kurşunu bence sona bırakmalı. Asıl likidite söyleminde bir genişlemeye yönelik bir söylem açıklar. Hatta böyle bir adım atacağına dair net bir sinyal verirse işte o bizim için pozitif bir algılama getirir. Orada denklem bence faizi indirirse daha negatif bir algı da oluşabilir piyasada. Niye bu silahı erken kullandı? Bilmediğimiz bir denklem mi var diye. Biz burada asıl FED etkisinin geçmesini artık bekleyeceğiz üstadım. Tabii yani oradaki dolar endeksinin kalıcı olarak geçmesi euro dolar paritesindeki gerilemeye bağlı değil. Neçede en iyi ticaret yaptığı 6 ülkenin para birimiyle korele edilerek o hesaplanan bir endeks. Bak tamam, dolar ben endeksi. Anlıyorum ama dün borsadaki bir miktar yükselişin sebebi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisini piyasalar satın alır diye borsa bir miktar yükseldi. Tamam mı? Yani faiz indirimi bizi olumlu etkiliyor. Yani diğer gelişmekte olan ülkelerden daha fazla bizi olumlu etkiliyor. Tabii Avrupa yani, ekonomisinin evet, büyümeye geçmesi, evet, ihracatımızın evet, en büyük o zaman ben sana şunu söyleyeyim. Yani bugün ben faiz indirimi beklemiyorum ama Draghi'nin net bir şekilde parasal, hani biliyorsun litrodan paraların çoğu geri dönmüş durumda. Yani 1 trilyon euro onlar da bastı verdi bankalara. Bankalar bunu 3 yıl vadeli mi ne almışlardı? O sırada likiditeyi sağladılar. Hani batacak bankalar vardı o sırada. Eğer verilmeseydi batabilirdi zaten. Sağladıktan sonra geri ödeme yapıyorlar şu an Avrupa Merkez Bankası'na. Ama kredi vermek konusunda acayip cimri davranıyorlar. Ve bir türlü o krediler piyasalara, reel sektöre inmiyor. Dolayısıyla orada yeni bir formül bulursa, yani litro değil de daha farklı bir şekilde nasıl söyleyeyim, ne bileyim bankaların işte muzdam karşılık vesaire. Gerçi her ülke kendi merkez bankaları bu tip oranları belirliyor ama eğer dediğin gibi bir parasal genişleme de oradan mesela işte belli ülkelerin eşit miktarda tahvilini almaya kalksa o da mesela. Almaya kalksa ya da alacağına dair net sinyal verse. Özellikle yok İspanya verdi İtalya zaten gibi. Onu. Ya verdi ama henüz eyleme geçmedi. Evet. Yani bir miktar artık orada park etmiş, kendisinde park etmiş paranın. 0.50 bas puan bir faize rağmen kendisine park etmiş paranın reel sektöre doğru inmesi, istihdama doğru yönelmesi, oluşacak istihdamla Avrupa'da tekrar büyümenin oluşması. Beklenen bu. Yani faiz indirimi silahını bence sonraya saklayacak. Zaten piyasaların beklememesi ve negatif algılayabileceği anlamı da buradan geliyor. Ama Draghi bu söylemi yapar.
ilk olumlu sinyali alırız. Ondan sonra tarım dışı İslam datası FED beklentisini bir miktar ötelenebileceği noktasında gelir. Ya da ya tamam tarım dışı İslam datası aslında fena gelmedi ama Ocak'ta bunların bir kez daha bütçe borç tavan borç tavanı limiti problemi var. Bütçe problemi var. Nasıl olsa FED öteler deyip piyasa yeni bir algıyı başlatırsa biz de gelişmekte olan ülkelere paralel olarak kendi başlattığı bu tepki hareketini genişletebilir. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Doğru. Ama dediğiniz gibi stoplu gitmekte fayda var. Yukarıda evet. Da 76-77 bin üzerine kalıcı yerleştiğini görmekte fayda var. Evet, tepki hareketinin anlam kazanması için. Onu gördükten sonra daha sağlıklı olur diyorsun. Ve ben de sözünü balla kesiyorum. Çok kısa bir aramız var. Tabii kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra sizin sorularınızı cevaplayacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, para notası devam ediyor ve Cüneyt Baksoy'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Cüneyt, bugün biraz geciktin. Dün İnegöl'deydin değil mi? Evet. Evet. Ve İnegöl Belediye Başkanımızı da geçen hafta ağırlamıştık burada. Bayağı müthiş bir fuardan bahsediyordu. Dünya çapında bayağı bir katılım bekleniyordu. Nasıl geç? Sen geç geldin galiba değil mi? Dün akşam kaçta geldin İstanbul? Gece 4 gibi döndük. Oo, 4'te geldin, sağ ol. İnegöl'ü bırakamadık. Gece 4'te geldik. Sizi de bırakamıyoruz. Seve seve geldik. Ama şunu gördük. Sayın Belediye Başkanımızın o gün sizin yayında açıkladığı bilgilerin ne kadar reel bilgiler olduğunu, hatta mütevazi bilgiler olduğunu gidip İnegöl'de birebir görme imkanımız oldu. İnegöl, köfte yedin mi abi? Köfteyi bir sonraya sakladık bir daha gidebilmek için. Ama güzel bir panel oldu. Fuarın katılım oranı yüksek ama asıl önemli olan İnegöl gerçekten gelişen bir ilçe. İl olmayı neredeyse hak edecek boyutta gelişen bir ilçe. Mobilyacılık sektöründe iddialı olmasının yanında başka alternatifleri de olan bir ilçe. Çok müteşebbis ve enerjik gördüm İnegöl'ü. Cari açığın kapanmasından bahsediyoruz. Cari açığın kapanması için yapısal önlemlerle ihracatın artması, Türkiye'nin gelişmesinden bahsediyoruz. İnegöl 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmine şimdiden ulaşmış ve devamlı bunu arttırma hedefi içerisinde. Kesinlikle. Yani mobilya ihracatının önemli bir bölümünü tek başına yapıyor. Çevre illerden istihdam almaya başlamış. Gelişen bir İnegöl'ü açıkçası ben epeydir gitmiyordum. Tanıyamadım bu gidişimde. Çok pozitif gördüm. İnegöl belki de bir örnek olacak Türkiye'nin diğer ilçelerine ve illerine. Kendini gerçekten kutluyorum ve bu çalışmalarının devamı noktasında İnegöl gelişirken diğer ilçelere de örnek olacaktır. Ve hakikaten cari açığın kapanması anlamında bu tarz örnek, güzel örneklere, güzel şeylere ihtiyacımız var. Bir şeyden bahsettin de demin. Bu bir müzeden bahsettin. Evet, çok müthiş bir müze gezdirdiler bizi, sağ olsunlar. Özellikle başkanımız gecenin belli bir saatinde misafirler için açtırmış ve biz de o müzeyi gezdik. Bir tarih var orada, öyle bir tarih ki İnegöl halkı kendi arasında toplanıp bir uçak hediye, o zamanın terimiyle teyyare ediyor. Kurtuluş Savaşı'nda çok etkinler, çeşitli iş kollarında çok etkinler. Bütün bunları gösteren müthiş bir müze. Buradan bir izleyicilerimize İnegöl'e gittiğinde o müzeyi muhakkak gezmelerini söylüyorum. Tam bir mozaik, yani kurtuluş mücadelesinin Türkiye'nin ne şartlarda verildiğini, Türkiye sanayisinin, Türkiye esnafının, Türkiye el sanatlarının nereden nereye geldiğini gösteren müthiş bir örnek İnegöl. Vallahi ve bunu gösteren biz, güzel bir müze. Evet, umarım beraber tekrar İnegöl'e belediye gitmek nasip olur. Buradan bir çağrı olsun. Ali Nur Aktaş hakikaten mütevazi kalmış o zaman. Yani çünkü başkasının anlattığı daha önemli oluyor. Bizden de buradan sevgili seyirciler, bütün İnegöllülere ve ülkemizin kalkınması, ihracatın gelişmesi, tasarrufun artması için çalışan bütün ilçelerimize hepsine selam ve sevgilerimizi yollayalım. Hemen sizin sorularınıza geçelim. Şimdi bir soru var. Ömer Diner soruyor. İki defa sormuş. Biz dağılım demiş ama tahmin ediyorum biz dağılım derken Ömer Bey siz BES dağılım mı? Yani bireysel emeklilik sistemi dağılım oranını nasıl yapabilirim diye mi soruyorsunuz? Eğer sorunuzu yinelerseniz hani BES dağılım deyince Borsa İstanbul dağılım mı? Yoksa BES dağılım mı? Onu anlamaya çalışıyorum. Diğer taraftan Levent Gökten diyor ki diyorlar ki diyor
BIST Avrupa Merkez Bankası faizi indirebileceği etkisiyle yükseldi. Bizim borsa Avrupa'daki faiz indirimi yerine neden Türkiye'de artan enflasyona paralel bir faiz artışı olabileceği beklentisiyle hareket etmiyor? Merkez Bankamız ne kadar dirense de bu faizler illaki artacak. Eşyanın tabiatı gereği bu böyle diyor. Şimdi bu beklenti masada zaten var. Sayın Devlet Ekonomiden Sorumlu Başbakanımız, Devlet Bakanımız Ali Babacan da bunu söyledi. Önümüzdeki dönem dalgalı olacak ve maliyetlerin artacağı bir dönem olacak. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Tabii ki yüksek faiz banka karları üzerinde yeni baskılar oluşturması demek ama şu an biz hali hazırda 8-8,5 bandı içinde bir gösterge tahvil izliyoruz. Dolar TL'de her ne kadar 2.03'lere taç etse de henüz 2.05-2.08'leri denemeyen ve yükselme eğilimini FED'in algısına bağlı olarak tarım istihdam datası sonrasına bırakan bir yapı izliyoruz. Yani bu bir günde olmayacak. Bu bir süreç. Sayın Bakanımız da bu söyledi. Bu adım adım gerçekleşecek. Bu arada ara ara en azından bu tarım istihdam datasını olumlu bir piyasa algısıyla, kötü veri iyi piyasa algısı ya da FED ne yapar ne eder gene aralığı da pas geçer bu yeni başkan bu işi Mart'a öteler algısının hakim olmasıyla bir rahatlama olursa en azından sene sonuna kadarki süreçte. Çünkü adım adım gidilmesi gerekiyor. Yani çok uzun süreli yatırımlar yapılacak dönem değil, öngörülebilirlik az. Evet. Böyle yani bir ortamda en azından yıl sonuna kadarki rahatlamayı konuşuyoruz biz. Yıl sonuna kadar borsa tekrar bir 80.500'ü deneyip o 84-86 boşluğunu kapatabilir miyiz konuşuyoruz. Bu olmuyorsa zaten stopumuz da aşağıda sizin belirttiğiniz 73-73.500 bandı altında biz tarafında, borsa tarafında, hisse tarafında olmayın diyoruz. En azından tekrar yukarı yönlü hareketi görene kadar. Yani bir strateji den bahsediyoruz ve kısa vadeli periyotlarla ilerleyen bir strateji bu. Şimdi ben yoksa Levent, uzun vadedeki maliyetten artış olacağı kesin. Evet, Levent Bey sorusuna benim şöyle bir cevabım var. Faiz artışı olacak da yalnız en azından aralığa kadar artık olmayacağını biliyor piyasa. Yani zaten piyasa miyop. Yani piyasa hiçbir zaman 3 ay sonrasına bakmaz ki. Yarın hangi veri açıklanacak, öbür gün hangi veri açıklanacak ona bakar. Enflasyon artıyor ama Kasım'da Merkez Bankası Başkanı Sayın Başçı'nın söylediği gibi gerileyecek, onu söyleyebilirim. Yani Kasım'da bu Ekim'den sonra bir rahatlama getirecek. Tabii çok fazla gerilemeyecek ama bir miktar gerilecek. Yani yıllık enflasyon bir miktar gerilecek ama tahmin ediyorum 7.90 ile 8.10 civarında kapatacağız. En azından ek parasal sıkılaştırma önlemini şimdilik öteleyecek. Evet, bir de bak hatırla yılın ilk yarısında Başçı ne dedi? Bu sene dedi enflasyon hedefine en çok yaklaştığımız sene olacak dedi. Öyle değil mi? 5.30'da hedef, 8 kapatıyoruz. En çok uzaklaştığımız sene oldu. Dolayısıyla dışarıdaki gelişmelerin nasıl bir anda bütün hesapları alt üst edebildiğinin bu çok bariz bir örneğidir. Tabii. Ve o yüzden de bizim bir B planımızın olmadığı da ortaya çıktı Cüneyt. Yani kesinlikle B planımız yok. Yani ben bunu iddia ediyorum. Yok abicim B planımız. Sayın Babacan diyor ama yok B planımız. Şu aşamada sadece Merkez Bankası faizi dokunamıyor. Onun yerine başka yollarla piyasada işte faizi arttırmaya çalışıyor. Ne bileyim işte günlük miktarı kısıyor vesaire, fonlama maliyetini falan kısıyor. Şimdi neyse biz tekrar Ömer Diner'den mail bekledim ama gelmemiş ama Zeki Uyurum, Zeki Bey Nikli. Yaşar Bey, emlak gayrimenkul harka arzı için yorumunuz nedir? Alım aralığı nedir diyor, teşekkürler diyor. Şimdi zaten emlak GYO'da biliyorsunuz sevgili seyirciler şey kapandı. Yani tahta kapandı ki bu arada talep toplanıyor. 2.50 ile 2.80 arası talep toplanıyor. 2 lira 50 kuruşla 2.80 arası. Talep etmek isteyenler ben şu fiyattan şu kadar lot istiyorum diyecek. Öyle değil mi? Kesinlikle. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben zamanlamayı nasıl düşünüyorsun? Bu halka arz başarılı olabilir mi? Yabancının bakış açısını da gösterecek. Çünkü hani bu kadar devasa bir halka arza yabancı girmezse hakikaten büyük bir başarısızlık olur. Şimdi, ama ben zannedersem şeyi... Bunun ön sinyali alınmıştır. Alınmıştır bunun yani. Bunun ön pazarlığı ya da... Yoksa ön, çıkılmazdı yani. Sinyali alınmıştır da çıkılmıştır diye düşünüyorum. Burada yabancı talebinin böyle bir ortamda emlak gayrimenkul yatırım ortaklığının halka arzı kanalıyla Türkiye devam ettiğini görürsek ve biz başarılı bir emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı arzından arz sonrası bahsediyor olursak bunun bizde pozitif yansıması olacaktır. Çok net. Ama
tersi bir durumda ki ben açıkçası böyle bir halka arzın böyle bir süreçte yapılmasının olası risklerini muhakkak yapanların düşündüğünü ve pazar dediğiniz gibi yabancıya belirli bir talebin oluştuğunu görerek bu halka arza çıktıklarını düşünüyorum. Ama hakikaten gelmiyorsa yabancı talep bu BIST için pek olumlu evet, olmayacak. Bir grafiği ama verelim arkadaşlar. Da pozitif olacaktır. Evet, bir grafiği bir veriyoruz Cüneyt'im. Şu an bak 2.94'ü zirve yapmış. Daha önce 3.5 liraya kadar çıkmış. 3.47 liraya kadar. 2.92'yi son zamanlarda zirve yapmış. Şu an 2.50 yani talep toplanacak seviye şurası. 2.50 ile 2.80 arası. Yani tam şurası. Yani kapanışın en yüksek kapanışı üst bant yapmışlar. Alt bantta 2.50. Benim tahminim yalnız şu. 2.50'den veya 2.55 gibi bir rakamdan. Yani şu alt banda çok yakın bir rakamdan bence şey yapılabilir. Orada katılıyorum. Onu yapabilirler. Ve ancak o şartlarda orada yanlış temel beklenti şu. Yani bu kağıdı özel. Ben pek beni izleyenler bilir. Hisse senediyle ilgili yorum yapmam. Genelde genel strateji üzerine yorum evet. yapıyoruz. Neticede onunla ilgili departmanlar ve o işin uzmanları farklı ama özellikle yerel seçim sonrası İstanbul'da beklenen bir kentsel dönüşüm atağı var. Hükümetin evet. de planları içinde olan ve Türkiye ekonomisi içinde çok önemli olan inşaat sektörünü tekrar canlandırma adına İstanbul'u adım adım bir şantiye şehir haline getirmek üzere yasası da hazırlanmış, hazırlığı da tamamlanmış bir kentsel dönüşüm projesi. Eğer yerel seçim sonrası İstanbul'da böyle bir çalışma başlatılırsa bunun en büyük pozitif etkilerinden biri de inşaat sektörüyle beraber bu emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı kağıdına evet. gelecek. Şimdi süremiz çok böyle bir beklentisi var bu kağıdın. Hemen bir altına bakalım. Şu altınla ilgili ne düşünüyorsun? Şu an altın 1270'te dip yaptı. Dip yaptı evet. 1420'yi de zirve yaptı. Ve şurada sanki omuz baş omuz formasyonu oluştu gibi bir durum var. Yani şu iki tane, şu birinci omuz baş ve ikinci omuz şeklinde. Burada aşağı kırar mı? 1270 aşağı kırılırsa 1150-160'lara kadar düşebilir görüşü var. Ben daha önce genel olarak trend yukarı diyordum ama şu an yatay kanal var. Sen ne diyorsun altında? Altında görünüm pek iyi değil şu an. Bence de en büyük resimde bir düzeltme aşağı yönlü bir düzeltme atağı daha olacak altının. Ama hı hı. o bugün mü bir sonraki periyotta mı onu anlamak için orada da tarım dışı İslam datası sonrası hareketler çok önemli olacak. Dolar endeksi değer kaybeder. Evet. Hisseler yükselir, emtialar yükselir. Bu altın da içine alırsa orada 1350-60 bandı üzerinde 1420 bir kez daha deneyebilecek bir altın grafiği evet. olur önümüzde. Ama aşağıda 1300 altında dediğiniz 1270 max 1250'yi kesin stop olarak görmek lazım. Onun altında 1150 hedefi net olarak grafiklerde var. Evet şunu da söyleyeyim sevgili seyirciler. Altında cuma günü yani yarın saat 15.30'da çok sert hareketler olacak. Tarım dışı istihdam verisi geldiğinde ister istemez beklenen rakam da gelse gelmese de bir şekilde altın ya hızla yükselecek ya da hızla düşecek. O sırada işlem yapmamaya özen gösterin. O sırada yapmayın. Yarım saat geçsin. Yapacaksanız ondan sonra işlem yapın. Ama çok dalgalı olacak. Eğer 1270 doların altına düşerse altın orada bir kapanış yaparsa bir 100 dolar daha düşme riski var. Onu özellikle göz önünde bulundurmanızı ben öneriyorum. 1350 dolar civarı altın için şu an iyi bir satış yeri olarak gözüküyor. Dolarda da şu an grafiği hemen verelim. Evet 2.03.71 seviyesinde ve 2.04'e doğru bir hareket var. Bu seviyeden dönmezse eğer yani 2.04'ü de geçer 2.05'e doğru giderse borsada da kalıcı bir düşüşe sebep olur. Ama teknik göstergeler şu aşağıda, o KJ'yi kaldıralım. Şu aşağıda talep konsantrasyon evresi bayağı bir zirve yaptı. Ve fiyat yükselse de aşağı doğru gelmeye başladı. Aykırılık oluşturdu. Dolayısıyla dolarda yukarı gidiş olasılığının ben azaldığını... 2.05 miktar... geçilmedikçe çanağı tamamlayıp geri döndü deriz. 2'nin evet. altında rahatlama oldu deriz. Evet, 2 liraya kadar bunu da dolar geri, endeksi belirleyecek. Geri çekilebilir. Cüneyt, gece saat 4'te İnegöl'den geldin. Sonra da yoğun bir trafikte buraya yetişmeye çalıştın. Seve. Çok teşekkür ediyorum ben programa teşekkür katıldığın ederim. İçin. Sevgili seyirciler, sizlere de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine Para Rotası'nda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.